Gelin sizlerle beraber bir tane bir şey içelim. Yani bir tane bir şey. Bir tane bir şey ne? Yani hiç aklımda şu an bir şey yok. Ne gelirse aklıma şu an onu çizeceğim. Supline aldım. Niye aldım? Ha, supline almışken aklıma değişik formlar çizebilirim. Mesela bir tane şu anda ayıptır söylemesi cips yiyorum. Mesela bir tane cips tanesi çizelim. Nasıl çizeriz bu cips tanesini? Şöyle bir şey, şöyle bir spline yaptım. Yüzeyler. Tabii bunu çizebilmek için biraz SolidWorks bilgisinin olması gerekiyor. Bu arada ben ölçülü gideyim ya. Şöyle yapalım. İlk bak. Yani çok büyük devasa bir şey olsun istemiyorum çünkü. Hani 30'a hop. Şuradan şurası 1 milimetre. Yani bu ölçünün çok bir anlamı yok aslında ama ben hani görsel bir şey çizeceğim sonuçta ve bu görselinde çok ciddi bir farklılık olmasını istemiyorum tasarımımdan. O yüzden kabaca bir ölçü verdim. Evet, böyle bir tane yüzey var. Yüzeyimiz bu. Tam bu yüzeyin üstünden geçen bir tane düzlem açtım. Ve bu düzleminde elips komutunu alarak bu düzleme şöyle izafi bir yerinde bir elips çiziyorum. Şöyle bir şey olsun. Ortalama cipse biraz benzeri. Şimdi burada kalıp araçlarına geliyorum. Eğer sizde kalıp araçları yoksa SolidWorks 2020 için söylüyorum. Buraya toolbar'da buradaki toolbar'a sağ tıklayın. Sekmeler ve buradan şu kalıp araçların tikini işaretleyin. Evet, kalıp araçlarına geldim ve ayrım çizgisi yansıma dedim ki şu çizgi şu yüzeye yansısın. Sağ tıklayın onay. Yansıdı mı? Evet, yansıdı. Dönüyorum yüzeyler toolbarına ve buradan da gelip yüzeyleri buda. Budama aracı olarak şu çizgiyi değil şuradan gelip ayrım çizgisini aç. Şu çizgiyi seçtim. Seçimi kaldır işaretli ve gelip şu yüzeyi seçiyorum. Sağ tıklayıp onay. Bakın böyle bir tane cips tanem var. Normalde bunu bu yöntemi bilmezseniz çizmek zordur. Aslında biraz daha ileri gidip şuralara da böyle biraz kavis verebilirdik. Ama şimdilik bu yeterli. Şimdi buna cips görünümüne benziyor. Evet ama biraz daha cips görünüm de katalım. Tıklıyorum unsur üzerine ve buradan gelip şuradaki oka tıkladım. Parçayı seçtim. Sonra sizde şu temel gelir genelde ilk tıkladığınız zaman. Buradan gelişmişe geçin. Buradan da şuradan göz atlayın. Ben az önce internetten bir şey indirdim. Ne indirdim? Cips resmi indirdim. Görüntünün ona benzemesi için. Hani YouTube'da şu an işte Google'a falan girip indirmedim ki telif yemeyeyim diye. O yüzden daha önce indirdiğim masa üstünde bir tane resim var. Bu resim nerede? Resim şu. Bir numara. Okey. Seçtim. Ve kaydet. Bu şimdi cips görünümü. Şöyle biraz büyüteyim. Heh. Şimdi tamam işte. Bakayım. Okey. Işık da verelim biraz buna. Işıklandırma. Şuradan ışık şiddetini biraz artıralım. Tamam. Okey. Evet. Cipse benzedi mi? Benzedi. Yani biraz da olsa benzedi. Sanki tost yapılmış ekmeğe de benziyor. Şimdi burada bunun render'ını da alabiliriz aslında. Sağ tıklarız buraya. Eğer sizde şey varsa işleme araçları. Nerede burada bakayım işleme araçları? Şurada. İşleme araçlarını tıklayıp bu parçanın render'ını hatta alalım ya elimizdeymişken. Gelip buradan diyorum ki şöyle şuna bir izometrik bir bakayım. Görünüşüm bu.
sahneyi düzenle. Render'a göre bir altyapı hazırlamam lazım. Sahneyi mahneyi falan ayarlamam lazım. Ya daha doğrusu gerçek birebir şey istersem eğer render istersem sahneyi ayarlamam gerekiyor. Yüzey olduğu için. Eğer yüzey değil de bu bir katı olsaydı direkt şuradan son izleme deyip çıkartabilirdim. Şu anda bunu yüzey olduğu için render'ını yapamıyorum ama şöyle yapabiliriz. Önce bir parçayı kaydedelim. Masaüstü kaydet ve tamam. Şimdi burada normalde yüzeyde olsa bunun şu render komutlarının aktif olması gerekiyor ama şu anda pasif. Sebebi ise aslında şuradaki eklentilerden bunun işaretli olmaması. Yani şu Potobi 360 var ya, bu işaretli değil. O yüzden aktif değil. Şu an işaretledik. Bakın şu an aktif oldu. Tamam. Son ilerleme. Direkt ya da entegre izleme de diyebilirim. Sahne ışık provası da yaptırabilirim. Şu anda kabaca bir render alayım ben. Kamera eklememe gerek yok. Olmadan devam et. Bu render biraz bilgisayarı zorlayan bir özelliktir. Bilgisayarınızın RAM'i, ekran kartı. Gerçi burada ekran kartı önemli. Ekran kartının falan güçlü olması gerekiyor. Nvidia Quadro serisi ekran kartı olursa çok çok daha tabii iyi olur. Şu an en azından benim gibi beklemezsiniz. Şu anda ışığımızın şiddeti çok fazla olduğu için bakın burada şey oldu. Nedir o? Çok parlak geldi cipsimiz. Ama gerçekten render almak istersek sahnemizi, arka planı falan tamamen ona göre ayarlamak gerekiyor. Ama ben kabaca göstermek istedim. Şu anda bunu kapatıyorum. Okey. Tamam. Render'ımız ve patates cipsimiz bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben Mustafa Karaca. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyelim ve sorularınız, öneriniz olursa yorum kısmına bekliyorum.